Bey Muazzama'dan herkese hayırlı akşamlar. Buradaki çalışmayı size daha önce aktarmıştım. Çalışma hızlandırılmış ve şöyle ileriye doğru gittiğimiz zaman Altınoluk'un karşısında da çalışmaların başlatıldığını görüyoruz. O bölgede de aynı kaplamalar başlamış. Suudi revakları deniyordu. O revakların içerisine ayrı bir revak oluşturuyor demirlerden. Şöyle yavaş yavaş yaklaşayım. Maşallah tavaf alanı önce hiç dolu. Hiç eksilmiyor kalabalık. Hava hafif yağmurlu, buna rağmen burada bulunan kardeşlerimiz Kabe'yi boş bırakmıyorlar. Her daim imkan buldukça burada gelip ibadetlerini yapıyorlar. Tabii şu anda hava serin olduğu için Kabe'deki bu genişletme çalışmalardan kaynaklı inşaat devam ediyor. Bir yandan o iş makinelerinin, özellikle matkapların sesleri tavaf alanına bolca yansıyor. Kalabalık arttıkça da tavaf yapmak zorlaşıyor. Özellikle iç halkaya doğru gittikçe, bir gruba denk gelmişseniz gruplar birbirinden ayrılmamak için adeta tavaf alanında diğer tavaf yapan kimselere baskı yapıyorlar. Bu da ister istemez buradaki huşuyu ve muhabbeti götürüyor. Siz sakin sakin tavaf yapayım derken sağdan soldan grubu bir arada tutmak isteyenler maalesef olumsuz bir durum oluşturuyorlar. Bu da hiç hoş bir durum değil. Sağa sola iteleniyorsunuz. Bu da güzel bir durum değil. Şöyle size yaklaştırayım. Evet, gördüğünüz üzere Umre kapısının olduğu bölümden bu tarafa doğru gelen bir, bu revakların içerisine ayrı bir revak kaplama sistemi yapılıyor. Altınoluk'un karşısı her daim Türklerle dolu. Türk umreciler buraya gelip burada vakitlerini geçiriyorlar. İç bölgelerinde çok sayıda Türk kardeşimiz var. Evet, gördüğünüz üzere tanıdık yüzler ülkemizin dört bir yanında gelmiş kardeşlerimiz burada ibadet ederek, vakit geçirerek kalıyorlar. En güzel sakin bir yere geçip hiç kimseye bulaşmadan dua ve ibadetle burada vakti geçirmek. Ön taraflara doğru gittikçe ister istemez tavaf alanındaki o hareketlilik size de yansıyor. Sessiz sakin bir ortama geçip orada ibadetinizi yapmak. Evet, hatıra fotoğrafı çektiren bir başka grup. Evet. Veya öne çökebilirsin. Güne bir anı bırakıyor buradaki kardeşlerimiz. Gördüğünüz üzere revakların arkalarında sessiz sakin oturan kardeşlerimiz var. Bayanlar bu geri planda ibadetlerine devam ediyorlar. Üst kattayız. Sivil olarak tavaf yapılan alanda. Aşağıda engelliler katı kapatıldığı için burayı ikiye bölmüşler. Engelliler ve çocuklu
aileler burada ayrı bir bölümde normal tavaf yapanların arasına karışmadan tavaf yapıyorlar. Normal zamanda bir arada yapıldığı zaman ister istemez bu kardeşlerimiz hızlı gitmek adına normal tavaf yapan kardeşlerimize vurabiliyorlar. O da vurduğu zaman gerçekten ciddi anlamda ağrı oluşturuyor adalelerde. Evet, şu şekilde sizlere yukarı kattaki yapılan çalışmayı da göstermiş olayım. Kabe'nin kapısının karşısında yapılan çalışma artık Hacı Altınoluk'un karşısından başlayıp her tarafa yayılmaya başlanmış. Bu geniş revakların içerisine yine küçük revaklar yerleştirilmeye başlamış. Projede değişikliğe gidilmiş. Bundan dolayı alan daraltıldı. Şimdi burada rahat bir şekilde bu geniş alanlardan, bu geniş revakların arasındaki bölümlerden, evet, gördüğünüz üzere alan iyice daralıyor. Dolayısıyla Kabe'yi görmek bu alanda neredeyse imkansıza dönüşmeye başladı. Biliyorsunuz bu aşağı katta tavaf alanıyla bu katın arasındaki engellerin sürekli yapmış olduğu alanda bizim Türk revakları var, Osmanlı revakları var. O katta tavaf ederken bizim revaklarla mevcut yapı sistemi uyuşmadığı için Kabe'yi görmekte zorlanıyorsunuz. Önünüzde engel oluyor revaklar. Şimdi bu üst katta yeni yapılan Suud revaklarının da bu şekilde kapatılmasıyla birlikte metaf alanı hariç Kabe'yi böyle rahat bir şekilde görmek sıkıntılı hale gelecek. Burada kutsal olan tek şey Kabe. Kabe'nin dışındaki hiçbir yapının burada kutsallığı yok. Dolayısıyla ben Kabe'yi doya doya görmek isterim. Bu yapılan şey maalesef uygun bir şey değil. Aşağıdaki uygunsuzluk her zaman hoşuma gitmiyor. Tavaf alanında o yüzden tavaf yapmayı yeğliyorum. Gördüğünüz üzere bu katta da bu inşaat çalışmalarından dolayı bu şekilde bir kalabalık var. Zaman zaman inşaatın durumundan kaynaklı işte sivil olarak tavaf yapan kardeşlerimiz de engelli olarak tavaf yapan, bu arabalarla tavaf yapan kardeşlerimiz bir araya geliyor. O da ister istemez kazalara sebep veriyor. Buna dikkatli olmak gerekiyor. Sivil olan da hızlı bir şekilde tavafı bitirmek istiyor. Engelli olan kardeşlerimiz, bu engelli arabalarını süren kardeşlerimiz de tavafı bitirmek istiyor. Bundan dolayı ister istemez hafif kazalar yaşanmış oluyor. Evet, bakın buradan geniş bir şekilde Kabe'yi görmek, doya doya görmek ve hissetmek güzel, ama bu yeni yapılan araların bölünmesiyle birlikte o güzelim görüntü de ortadan kalkmış durumda. Aslında her yapılan yeni şey birçok güzelliği de ortadan kaldırıyor. Maalesef bunu yaparak, yaşayarak görüyoruz. Sadece burada değil, birçok yerde, ülkemizde de bunu görebiliyoruz. Evet, buradan say alanına geçiş yapalım. Bu kattaki say alanı aşağı kattaki say alanına göre ister istemez biraz daha az yoğunlukta. Aşağı katın sıkışıklığından say yapmakta zorlanan kardeşlerimiz bu kata çıkarak say ibadetlerini gerçekleştirebilirler. Bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı beğenip paylaşır, başkalarına tavsiye ederseniz memnun oluruz. Videoları izleyip beğenen, henüz abone olmayan kardeşlerimiz varsa da abone ol butonuna basmak, bir parmak uzağınızda, parmağınızda abone ol butonuna dokunarak bizlere destek olabilirsiniz. Hayırlı geceler.